Mehdi Aleyhisselam hayatta mı diyor? Hayatta inşallah. Mehdi Aleyhisselam da öyle, daha şimdi bu ortada vazifesini icra ediyor diyen sahtekarlardan değil yani, onlar yalan söylüyor. Mehdi Aleyhisselam hayatta fakat ortaya çıkmadı. Hicaz'da, Hicaz ne demek? Mekke ile Medine'nin arasında bir çöl. Orada meleklerin inşa ettiği bir mağarada. Mağara derken tabii bizim anladığımız öyle ilkel şartlarda değil yani. Evliyanın 99 tane, Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'sı sayısınca 99 evliya orada Mehdi Aleyhisselam'ın huzurunda inşallah ortaya çıkacağı günü bekliyor. Onlarla beraber büyük bir cinni ordusu tarafından muhafaza ediliyor yani. Şeyh Efendi'nin sözüne göre Hazreti Ali Efendimiz de orada diyor inşallah. Yani Nisa Aleyhisselam ortaya çıkıp işte şaşkın Hristiyanları hakikati söylediği zaman, onlar işte Tanrı'nın oğlu falan diyorlar ya, onlara hakiki İslam'ı tebliğ edecek. Hazreti Ali Efendimiz de o şaşkın Müslümanlara diyor, hani kendini sevdiğini iddia edip de onun yaşadığının zıttına İslam'ı yaşayanları, değil mi? Hazreti Ali'yi seviyor diyorlar. Nasıl? Hazreti Ali nasıl yaşadı İslam'ı? O şaşkınları da diyor inşallah hakikati söyleyecek orada. Hani şimdi bu da kafamıza yatmaz da bakıyorum, hani hocam ölmüş biri nasıl, değil mi? Ahallıyık ya. Bak işte döndük dolaştık, her laf yine o teslimiyete geliyor. Ashab-ı Kehf nasıl uyandı 309 yıl, 300 yıl hiçbir, değil mi? Halit Bey. 3 ayda kemikler çürür diyor. Değil mi? Kabre koyduğumuz birinin, hani Allah dostları hariç. 309 yıl nasıl? Değil mi hocam? Hanım bir saat yemeğe geciktirse gözümüz patlıyor. Öyle herifliğimiz tutuyor. Nerede kaldı yemek? 309 yıl bir şey yiyip içmiyorlar bakalım. Şimdi bir gün uyuduk zannediyor. Allah Allah. Hani Üzeyr Aleyhisselam'ın, değil mi? Oğlu 120 yaşında, babası 40 yaşında. Bakalım nasıl oluyor? Eve bir geldi Üzeyr Aleyhisselam, oğlunun saçı sakalı ağarmış. Hani 100 yıl uyudu ya, bak o da diyor bir gün uyudum zannediyor. Vücudu hiç yıpranmadı. Üzüm gibi sakal 40 yaşında. Aradan 100 yıl hani uyudu ya, oğlu 20 yaşındaydı. Kendi 40 yaşındayken 20 yaşında evlendi diyor. Oğlu oldu, bak kendi 40 yaşında, oğlu 20 yaşında. Eve bir geldi oğlu 120 yaşında, kendi 40 yaşında. Saçı sakalı ağarmış. Allah kudret sahibi, bak Mehdi Aleyhisselam zuhur edince o Ashab-ı Kehf de yarın tekrar uyanıp Mehdi Aleyhisselam'a vezir olacak inşallah. Allah o günlere bizi inşallah kavuştursun, işte duamız o. O Ashab-ı Kehf'in de elini öpüp onların duasını almayı bize nasip etsin. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'la onlar da hizmet edecek. Ya. İşte öyle zannediyoruz da mesela, hani Hazreti Ali Efendimiz'in olayını anlattıydım ya, böyle bak Hazreti Hasan Efendimiz'e dedi ki, ya Hasan beni yıkayın, kefenleyin, bir tabuta koyun dedi, şu çölden bir bedevi gelecek, bak hele devesiyle, devenin üstüne cenazemi koyun, o alıp götürecek, sakın ona bir şey sormayın. Bak aldılar, vefat edince, şehit olunca yıkadılar, koydular. Bedevi yüzü peşeyle işe bak, çekti götürüyor. Tam böyle ufuktan kaybolmak üzereyken Hasan Efendimiz dayanamadı. Nasıl ağlıyor? Koşturdu böyle peşinden. Dedi ki, bak hele devenin yularından tuttu. Efendim dedi, babam sizin geleceğinizi haber vermişti. Yüreğim dayanmadı. Bari nereye götürüyorsunuz? Hani onu haber verim de. O deveyi çekip götüren diyor, şöyle peçeyi bir indirdi diyor Hazreti Ali Efendimiz. Hani cenazesini çekti götürüyor. Hasan Efendimiz sessizce geriye döndü. Bak diyeceğim hocam, bu da şimdi ağıl terasına vurunca hiç olmuyor işte. İşte vurmayacak.
Nasıl bir aylık yola bir saatte gitmek akıl terası olmuyor. Bak, nitekim bak, o Bedevi'nin çekip götürdüğü istikametten atıyormuş da şu diyelim Kayseri'nin çıkışından bastırmacıların oradan gidiyor ya, Niğde tarafından gelen bir kervan bak, birkaç saat sonra oraya ulaştı diyor, bir bakıyor Hazreti Ali Efendimiz'in kapısının önünde feryat figan insanlar ağlıyor, selam verdiler, hayırdır dediler diyor. İşte Hazreti Ali vefat etti. Dedim, Allah Allah, siz ne diyorsunuz? Biz bir saat ileride Hazreti Ali Efendimiz'e rastladık. O bize selam verdi. Biz de selamını aldık. Bir deveyi çekmiş götürüyordu diyor. Hadi buyur. Ya. Akıl görüyor musun yani? Akıllı olmak iyi de nerede kullanacağımızı bilmek lazım yani. Teslimiyetin güzelliğini görüyor musun? Sana ne kapılar açar. Onun için şimdi öyle zaten Efendimiz haber veriyor yani. Deccal'ın bile bak. Deccal diyor ortaya çıkmadan 30 tane Deccal ortaya çıkacak diyor. Şuna bak kaç tane Mehdi'nin çıkacağını. Şimdiden biz gördüğümüzü, duyduğumuzu biliyor. Daha hiç haberimiz olmayan böyle internetten bir kere girdim de. Kaç kişi böyle aklına hayaline gelmeyen ben Mehdi'yim diyeyim böyle. Kimler var yani? Allah selamet versin. Öyle bir rant kapısı yani. İnşallah ortaya çıkınca ben haber vereceğim. Öyle siz kimseye kanmayın.